Hazır mısın kanalımıza? Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 9. sınıflar 1. dönem 2. İngilizce yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlamadan önce bu yazılı sorularına ve daha fazlasına yazıldayım.net adresimizden ulaşabilirsiniz. İlk sorumuza başlayalım. İlk sorumuzda boşluk doldurma sorusu bize verilmekte. Boşluklarımızı uygun kelimelerle dolduracağız. Bakalım ilkine. Scuba diving is a nokta nokta activity. I love it. Scuba diving ne olabilir? Buraya bakacak olursak challenging olabilir. Challenging ne demektir? Mücadele verici, heyecan verici anlamında olacaktır. Mücadelecidir arkadaşlar genellikle. Bu anlamda kullanılır yani. Yani olumlu bir sıfattır diyebiliriz. Sonra nokta nokta means strange deniliyor. Şunun anlamı tuhaf demekmiş. Neyin anlamı tuhaftır? Weird. Weird tuhaf demektir. Strange de burada tuhaf anlamında kullanılmakta. İkisi aynı anlama geliyor. Did you enjoy the movie? For sure. I nokta nokta to it. Burada soru olarak filmi sevdin mi diye sorulmakta ve sevdiğinden bahsediyor. Bu yüzden de ne diyebiliriz? Burada bir deyim kullanacağız. Give two palms up olacaktır. Bunu yazalım hemen. Give two palms up ne demektir hemen göstereceğim arkadaşlar şudur. Şöyle hani böyle bir onaylama işareti yaparız ya. Bunun işte deyim hali İngilizce'de budur. Give two palms. Bunu siz iki elinizle yaptığınızda işte baş parmak kaldırmak anlamındadır ve olumlu olarak beğenme anlamında olacaktır. Sonra nokta nokta means to die deniliyor. Şunun anlamı ölmekmiş. Neyin anlamı? Gene bu da bir deyimdir. To kick the bucket arkadaşlar ölmek anlamına gelen bir deyim olarak kullanılmakta. To kick the bucket buraya yazacağımız bir kelimemiz, ifademiz. Sonra 5'te farmers don't get any crops during a nokta nokta. They have hard times. Burada çiftçilerden bahsediliyor ve çiftçilerin kuraklıkla mücadelesinden bahsediliyor. Bu yüzden buraya da drought'u yazıyoruz. Drought. Ne demektir? Kuraklık anlamına gelecektir arkadaşlar. Sonra 6'da don't nokta nokta watching this film. It has terrible acting deniliyor. Burada da korkutucu bir oyuncu, berbat bir oyunculuktan bahsedildiğini söyleyebiliriz. Bu yüzden de bu filmi izlemekle vaktini harcama dememiz gerekmekte. Bu yüzden de don't waste your time bizim ifademiz olacaktır. Watching this film, it has terrible acting şeklinde söylemiş olalım. İkinci ifademize bakalım. The nokta nokta damaged the roof of the buildings in the West Atlantic Ocean very often diye sorulmakta. Bu ifade yapıların çatısına zarar vermekteymiş. Neredeki yapıların? Batı Atlantik Okyanusu'ndaki yapılara zarar vermekteymiş. Öncelikle çatılarına. Bu ifademizde ne olabilir? Tabii ki de hurricane, kasırga olacaktır. Hurricane şeklinde buraya da söyleyelim. He wants to nokta nokta photograph and travel around the world. O fotoğraf çekmek istiyor dememiz lazım. Fotoğraf çekme işlemi de take up şeklinde olacaktır. 9. Nokta nokta is a mass of rock and soil moving suddenly and quickly. İşte burada kayaların vesaire hızlıca kaymasından vesaire bahsediliyor. Bu da ne olacaktır? Landslide olacaktır. Heyelan şeklinde toprak kayması olarak söyleyebiliriz. Burada tanımı verilmekte. I like watching nokta nokta films because I can learn new things from them. Ben şu filmleri izlemeyi seviyorum çünkü onlardan yeni şeyler öğreniyorum. Ne tür filmler izliyor o zaman? Dokümenteri, belgesel tarzındaki filmleri izlemekte. Dokümenter yazarak burayı da tamamlamış oluyoruz ve geçelim diğer bölümümüze. Burada da bizden bir şeyler seçmemiz istenmekte. Doğru olanı seçeceğiz. İlkine baktığımızda. Flowers bloom or are blooming in spring. Bloom ne demektir? Açmak demektir. Çiçek açma anlamında kullanılacak ve çiçekler ilkbaharda in spring, ilkbaharda açar dememiz gerekiyor. Bu da ilkbahar için geniş bir zaman olduğundan dolayı the flowers bloom olacaktır. Yani geniş zamanı kullanacağız. Şimdiki zamanı kullanamayız. Çünkü bize geniş bir aralık veriyor. Yani ilkbahar her ilkbahar olduğundan dolayı burada bloom dememiz gerekecektir. Arthur cleans or is cleaning our swimming pool twice a month. Twice a month ayda iki kez demektir ve ayda iki kez geniş bir zaman olacağından dolayı ve sürekli tekrar edeceğinden dolayı geniş zamanı kullanacağız. Arthur cleans olacaktır. S takısını da getirmeyi unutmuyoruz. Sonra buraya baktığımızda arkadaşlar this week deniliyor. This week denildiğinden dolayı I am sleeping at my mother's house this week dememiz gerekiyor. Ben
Bu hafta annemin evinde uyuyorum. Because my father is painting or paints at present. Present şu anda anlamındadır. Ve benim babam şu anda is painting, boyama yapıyor. İşte tablo boyuyor. Pardon. Tablo şeyine değil, evi boyama anlamında olacaktır. Bu şekilde söylemiş olalım. Burada da şimdiki zamanı kullanmamız gerekiyor. At present denildiğinden dolayı. 4'te I think mi, I am thinking mi? You should buy him a tie deniliyor. İşte bir şey yapmalısın diye söylenmekte. Should öneri olacaktır arkadaşlar. Bir şey almasından bahsetmekte. Burada da I think dememiz gerekiyor. I think ne demektir? Bence anlamındadır. Ve I am thinking burada olmayacaktır arkadaşlar. Devam edelim. He likes mı is liking to dress formally. Burada da geniş zaman kullanacağımızdan dolayı ve like burada ing almayacaktır. O yüzden de he likes bizim doğru cevabımız olacaktır. Sonrasına bakacak olursak arkadaşlar kaça bakıyoruz? 6'ya bakıyoruz. We don't visit mi? Aren't visiting mi? Hangi zamanı kullanacağız buraya bakacak olursak? Every weekend deniliyor. Her hafta sonu denildiğinden dolayı da burada geniş bir zaman kullanmalıyız. Bu yüzden de don't visit dememiz gerekmektedir. Sonra I remember, don't remember that boy's name. Ben o çocuğun adını hatırlayamadım diyebilmek için de I don't remember dememiz gerekmekte. Look, a cat climbs or is climbing that old tree. Burada bakın, olay şu anda oluyor. Hani bak diyor, hemen yanındakini uyarıyor ve kedinin ağaca tırmandığını söylemekle. Bunlar hemen o anda olduğundan dolayı ve hani ağaca çıkıyor şeklinde dediğinden dolayı burada da şimdiki zamanı kullanmamız gerekmekte. Is climbing olacaktır. Open the window please. This room smells me. Is smelling me? Hemen burada lütfen pencereyi açar mısın? Çünkü oda çok kötü, berbat kokuyor dememiz gerekiyor. Buradaki smell de kokuyor anlamı da geniş zamanda kullanılacaktır. Is smelling demek doğru olmaz. Burada smells en doğrusu olacaktır. Geniş zaman en doğrusu burası için. Sonra Tim has mi, is having mi, lunch now deniliyor. Now şu an demektir arkadaşlar. Ve şu anda öğle yemeği yemekteymiş. O yüzden de şimdiki zamanı kullanacağız. Tim is having olacaktır. ING ile emizarı getireceğiz. Bu şekilde işaretlemiş olalım. C bölümümüze geldi sıra. Burada da arkadaşlar bize verilen bu cevaplara ek olarak soru oluşturmamız istenilmekte. Cevaplara göre soru oluşturacağız ve istenileni burada sormuş olmamız gerekiyor. My brother's birthday is on July 15th deniliyor. Şimdi arkadaşlar 15 Ağustos'ta pardon Temmuz'daymış abisinin doğum günü. Biz neyi soracağız soruda? Abisinin doğum günü ne zaman diye soracağız. Ve burayı bulabilmek için soru kalıbımız ne olacaktır? When olacaktır. Ne zaman anlamında. Ardından when is your brother's birthday şeklinde sorduğumuzda senin abinin veya işte küçük erkek kardeşinin doğum günü ne zamandır diye sormuş oluyoruz. İkincisine baktığımızda Sarah is a very successful student. She works hard. O nasıl çok zor çalışmak yani zor derken çok sıkı çalışmaktaymış bu anlamda kullanılmakta. O zaman sorumuzu nasıl soracağız? Diyeceğiz ki Sarah neden başarılı bir öğrenci diyebiliriz arkadaşlar. Bunu diyebilmek için de why'ı kullanacağız. Why is Sarah a very successful student dememiz gerekecek. A very successful student dediğimizde bu şekilde doldurduğumuza geri kalanını sorumuzu sormuş oluyoruz. Sonra arkadaşlar 3'e baktığımızda Penguins live in Antarctica. Penguenler Antarktika'da yaşar dememiz gerekiyor. Ve soru olarak da kim yaşar diyeceğiz veya hangi hayvan yaşar diyeceğiz. Hangi hayvan yaşar dememiz daha iyi olacaktır. Which animal diyoruz. Sonra arkadaşlar does live in Antarktika şeklinde söylemiş olalım. Bu şekilde arkadaşlar söyleyebiliriz. In Antarktika şeklinde söylemiş olalım. Sonra 4'e baktığımızda Samantha works in a supermarket. Süpermarketi soracağız. Samantha nerede çalışıyor dememiz gerekiyor. Direkt veri yazıyoruz. Sonra where does Samantha work şeklinde sormuş oluyoruz. Samantha nerede çalışıyor demiş olduk. Sonra 5'te Paul and Mary sometimes go out for dinner. Akşam yemekleri için genellikle dışarı giderlermiş. Bazenleri pardon. Paul ve Mary.
Biz burada da ne sıklıkla gideceklerini sormamız gerekiyor. Ne sıklıkla anlamına gelen sorumuz da arkadaşlar how often olacaktır. How often burada sonra do gelecektir. Sonra Paul öznelerimiz yazalım. And Mary go out şeklinde söylemiş olalım. Go out for dinner işte bu şekilde tamamlayabiliriz arkadaşlar. D bölümümüze geldi sıra. Burada da bize verilen sorularla cevapları eşleştirmemiz istenilmekte. Bakalım ilk sorumuza. What is your favorite movie type? Bu ne demektir? Favori film türün nedir diye sorulacaktır. Ve film türleri hangisine veriliyor? F'ye baktığımızda komedi denilmekte. Komedi filmini, film türünü sevmekteymiş. F'yi yapıştırdık. Are you an action movie addict? Sen aksiyon filmi tutkunu musun? Bağımlısı mısın diye sormakta. Yani seviyor musun diye sormakta. Are you ile sorduğu için I ile cevap vermesi gerekmekte. No I am not dediğimizde de doğru olacaktır. Çünkü emizarla sormuş. O zaman emizarla cevap vereceğiz. H'ı da eşleştirdik. What does your father usually watch? Senin baban genellikle ne izler şeklinde sormakta. Ne izlemekteymiş? He watches action movies. O genellikle aksiyon filmlerini izlemekte, sevmekteymiş. D'yi yazdık. Do you like going to the cinema? Sinemaya gitmeyi seviyor musun diye sormakta. Do ile sorulduğu için do ile cevap vermemiz gerekiyor. Ondan önce de yes ya da no diyeceğiz. Yes, I do dediğimizde çok güzel bir cevap vermiş oluyoruz. Who do you watch movies with? Kimle izliyorsun diye sormakta filmi. Kimle izliyormuş? With my mother, annesiyle izlemekteymiş. G'yi yapıştırdık. Who is your favorite aktör? Senin favori aktörün kimdir diye sorulmakta. Johnny Depp denildiği için C'yi yapıştırdık. What type of movies do you dislike? Ne tür filmleri sevmezsin diye sorulmakta. Baktığımızda I don't like horror movies. Korku filmlerini sevmediğinden bahsetmekte. B'yi yapıştırıyoruz. Do you watch movies on the internet? İnternetten film izler misin diye sormakta. Yes, I watch and download them. İzlerim ve indiririm. E'yi de buraya yazmış olalım. E bölümümüze geldi sıra. Burada da okuma parçası bize veriliyor. Bu parçayla alakalı sorular sorulmakta. Dilerseniz öncelikle okuyalım ve çevirelim. Do you know where I am now? Şu an neredeyim biliyor musun? Look at the pictures and find out. Resimlere bak ve beni bul. Bul demek de yani nerede olduğunu. Sonra I am writing to you from a youth camp in Aladağ. Aladağ'dan bir genç kampından yazmaktayım sana bunu. Bolu'daymış Aladağ işte. It is located in the middle of a wonderful forest. Harika bir ormanın ortasındaymış konumu. Sonra I think it is just a place for relaxing. Bence burası sadece rahatlamak için bir yer diye söylenmekte. There is a great organization here for high school students from all over Türkiye. Türkiye demesi gerekiyor. Orayı düzeltelim. Türkiye'nin her yanından gençler varmış arkadaşlar. Bu organizasyonda lise öğrencisiymiş onlar. Sonra our campsite is surrounded by pine trees and beautiful lake. İşte kamp alanlarında ağaçlar varmış, güzel göller varmış, güzel bir göl varmış. Sonra we do different kinds of activities here. Burada farklı aktiviteler yapmaktalarmış. The day starts at around 6 o'clock in the morning. Günleri sabah 6'da başlamaktaymış. After making our beds, yataklarını topladıklarından sonra we have a big breakfast together. Birlikte büyük bir kahvaltı yapmaktalarmış. Then sonra we go cycling in the forest for sometimes. Bazı zamanlar işte cycling, bisiklet sürmektelermiş. It is really amusing. Çok eğlenceliymiş arkadaşlar. Çok güzelmiş. Sonra when we come back, geri döndüğümüz zaman everybody reads books under the trees. Ağaçların altında herkes kitap okumaktaymış. After that, bundan sonra we hike in the forest and discover the nature around for an hour. Bir saat boyunca hiking yani doğa yürüyüşü yapmaktalarmış arkadaşlar. Bundan bahsetmekte buradaydık. Sonra we have lunch at about 12 o'clock. 12'de öğle yemeklerini yapıyorlarmış. We swim in the lake near the campsite. Kamp alanının yanındaki gölde yüzmektelermiş. Some campers do canoeing with the help of the trainers. Eğitmenlerin yardımıyla bazı kampçılar da kano yapmaktalarmış. We practice and play basketball every day. Her gün basketbol oynuyorlarmış ve pratik yapıyorlarmış. There is always a match before the sunset. İşte gün batımından önce maç yapmaktalarmış genellikle. After we have dinner, akşam yemeğinden sonra
All the campers gather around the campfire and have fun by singing and song. Singing song deniliyor. Yani arkadaşlar burada da kamp ateşi etrafında toplanmaktalarmış ve ne ile eğleniyorlarmış? Şarkı söylemekle eğlendiklerini söyleyebiliriz. Everybody goes to sleep at around 10 after a tiring. Burada da saat 10 civarında herkes yatağa gitmekteymiş, uyumaktaymış. But enjoyable day. Yorucu ama güzel bir günmüş. I suggest you to come and join a yacht camp for the next summer. Bir dahaki yazda senin gelmeni öneririm diye önerisinde de bulunuyor. Lots of love. Sevgilerimle Ceyda demekti arkadaşlar. Arkadaşlar Merve'ye yazılan bir mektup olarak okumuş olduk. Sırada sorularımızı cevaplamak kaldı. İlk sorumuza baktığımızda Who are the organizing at the camp for? Kamp kimler için organize edilmekte diye sorulmakta. Arkadaşlar hemen yazalım. Öncelikle başlangıç cümlemizi yazıyoruz. The organization şeklinde organization at the camp for yacht şeklinde veya young diyebiliriz. Young veya yacht diyebilirsiniz arkadaşlar. Young şeklinde söylemiş olalım. Sonra 2'de what do the campers do after breakfast? Kahvaltıdan sonra ne yapmaktalarmış? Şöyle bir bulacak olursak arkadaşlar. Burada kahvaltı yapıyorlarmış. Sonra cycling. Go cycling. They go cycling dememiz doğru olacaktır. They go cycling şeklinde söylemiş olalım. Bisiklet sürmeye gidiyorlarmış. Sonra is there a river or a lake by the river diye sorulmakta. İşte burada da işte arkadaşlar göl var mı diye sorulmakta. Göl vardı o yüzden yes there is şeklinde söylemiş olalım. 4'te how do they have fun after dinner? Akşam yemeğinden sonra nasıl eğlenmektelermiş? Bakacak olursak burada sing song yani şarkı söyleyerek eğlendiklerini söyleyebiliriz. Kamp ateşi eşliğinde. Ne diyeceğiz o zaman? They have diyelim arkadaşlar. They have veya direkt they singing song veya sing song diyebiliriz. They sing song dememiz doğru olacaktır. They sing song şeklinde söylemiş olalım arkadaşlar. After dinner şeklinde söyleyelim. After dinner olarak söylemiş olalım. Sonra sonuncusuna baktığımızda what sports do they do at the camp deniliyor. Hangi sporları yapmaktalar? Neler vardı? Cycling vardı. They cycling söyleyebiliriz. Cycle diyelim arkadaşlar. Direkt cycling demeyelim. ING getirmemize gerek yok. Cycle, they cycle. Sonra canoeing vardı arkadaşlar. Canoeing vardı. Canoeing yaptıklarını söyleyebiliriz. Sonra başka ne yapıyorlardı? Bakacak olursak spor olarak hiking vardı. Hiking yaptıklarını söyleyebiliriz. Hiking, canoeing bunları yapmaktalardı arkadaşlar. Bu kadar yeterli olacaktır bizler için. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu hatırlatmamızın ardından arka sayfamızdaki F bölümüyle devam edebiliriz. Burada da bize bazı ifadeler veriyor. Bu ifadeleri davet cümlesi olarak, kabul etme cümlesi veya reddetme cümlesi olarak ayırmamız, sınıflandırmamız isteniliyor. Buna göre bakacak olursak why not neden olmasın anlamındadır ve not olduğu için bunu reddetme diye düşünmeyin arkadaşlar. Neden olmasın anlamında olduğundan dolayı bir kabul cümlesidir. Why not şeklinde söylemiş olalım. Hatta bunlara numara verelim şöyle. Daha kolay olacaktır. Direkt numaraları yazalım. 4, 5, 6, 7, 8 şeklinde numaraları yazalım. Daha kolay olsun. I would like to but I can't. Çok isterim ama yapamam. Bu reddetmedir. 2'yi yazdık. What about eating out tonight? Bu gece dışarıda yemek yemeye ne dersiniz diye soruluyor. Bu bir davettir. O yüzden invitation'a yazıyoruz. Sonra I am afraid I can't. Korkarım ama yapamam. Bu bir reddetmedir. Yazdık. Why don't we go swimming? Neden yüzmeye gitmiyoruz? Bir teklif olacaktır. 5'e yazdık. Sonra sorry I am too tired. Üzgünüm çok yorgunum. Bu da bir nedir? Reddetmedir. 6'yı yazalım. Sure elbette kabuldür. 7'yi yazalım. Shall we meet today? Bugün buluşalım mı? Bu bir davet olacaktır. Invitation'a yazmış olduk. G bölümümüze bakıyoruz. Burada da bize bazı doğal afetler veriliyor. Bu doğal afetlerin isimleri isteniliyor. Burada normalde şıklıydı ama şıklar biraz karıştığı için direkt üstüne yazarsak daha iyi olacaktır. İlkine baktığımızda kasırgayı görmekteyiz. Kasırga arkadaşlar ne demektir? Kasırga hurricane olacaktır. Buraya baktığımızda hurricane'i görüyoruz. Buraya hurricane
yazmamız doğru olacaktır. Hurricane kasırga demektir. Sonra buraya baktığımızda bu bir volkan patlaması olacaktır. O yüzden de volcanic eruption bunun doğru açıklaması olmakta. Eruption, volkanik patlama şeklinde söylemiş olalım. Sonra burada çığ gösterilmiş. Çığının İngilizcesi de avalanche'tır. Buraya da avalanche'ı yazalım hemen. Burada da kuraklık resmedilmekte. Kuraklık da drought demektir. Hemen şurada bulalım ve buraya yapıştıralım arkadaşlar. Bu şekilde afetlerin İngilizcelerini bilmenize kesinlikle ve kesinlikle fayda var. Devam ediyoruz. H bölümümüzde doğru yanlış sorusu. Bakalım. Float is a mass of rock and soil moving suddenly and quickly. İşte kayaların vesaire hızlıca kayması, aniden kayması flood deniliyor. Flood neydi? Seldi arkadaşlar. Bu nedir? Hey alandır. Landslide deseydi doğruydu ama full flood dediği için, sel dediğinden dolayı bu yanlıştır. False. Earthquake is the sudden violent movement of the earth surface. Dünyanın yüzeyinin hareket etmesi sonucu deprem oluşur deniliyor. Evet, doğrudur. Earthquake depremdi, doğru. Hurricane is a storm that moves over water deniliyor. Kasırga işte suları hareket ettirebilmekteymiş. Evet, doğru. Bu kasırga gene suları da hareket ettirebilir. Doğru yani. Drought is a long period when there is little or no rain. Az ya da hiç yağmur olmadığında işte kuraklık olabilir uzun bir süre için deniliyor. Bu da doğru bir ifade. A zookeeper takes care of animals and feeds them. İşte hayvanat bahçesi bakıcısı hayvanlara bakar ve onları besler deniliyor. Doğrudur. A park ranger protects nature and give information to the visitor. Burada da orman bekçisinin doğayı koruduğunu ve gelen ziyaretçilere bilgi verdiğinden bahsedilmekte. Bu da doğrudur. Sonra sonuncusuna baktığımızda a firefighter itfaiyeci demektir. Helps people only when there is a fire in the forest. İtfaiyeciler sadece insanlara ne zaman yardım ederlermiş? Ormanda yangın çıktığında yardım ederlermiş. Hayır, yanlış. Ormanda değil. Yani only sadece demesi burada yanlıştır. Her yerde nerede yangın varsa orada yardım edebilirler. Yanlıştır. Burada arkadaşlar bir okuma sorusu bizi daha karşılamakta. Bu okuma sorumuzda ben okumayacağım. Siz dilerseniz videoyu durdurup kendiniz okuyabilirsiniz. Zaten kendinizin okumasını kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü ben okuduğumda videomuz çok çok uzamakta. Ben direkt bakın buradaki metnimize, sonra ben buradaki sorulara geçeceğim. Baktıysanız hemen geçiyorum. İlk sorumuzda Tyler Zaman Park is a comedy movie deniliyor. Bu işte bu filmin adı bir komedi filmidir midir diye soruluyor. Hayır, yanlış. Bu bir drama filmi. O yüzden de false diyelim. Sonra the director of the movie is Darshil Zafeiri deniliyor. Darshil Zafeiri filmin yönetmeni miymiş? Hayır, değil. Yönetmeni kimmiş? Amir Kağan'mış arkadaşlar. O yüzden burası da yanlıştır. 3'te Amir Kağan stars with a little boy in the movie. Amir Kağan küçük bir çocukla filmde rol almaktadır deniliyor. Evet, doğru bakın. Küçük bir çocukla, 8 yaşındaki bir çocukla rol aldığını buradan söyleyebiliriz. Doğrudur. Sonra It is about the difficult life of an art teacher. Burada bir resim öğretmeninin zor hayatından bahsedilmekte yanlıştır. Burada disleksi hastalığına sahip bir çocuğun hayatından bahsedilmekte. O yüzden yanlış. Aizen isn't good at most of the school subjects. İşte Aizen buradaki 8 yaşındaki disleksi hastalığına sahip çocuktan bahsediliyor. O genellikle okulundaki çoğu dersten başarılı değildir, iyi değildir diye söylenilmekte. Evet, doğru arkadaşlar. Metinden de buna ulaşabiliriz. O derslerinde iyi değildi. Şöyle bir bakacak olursak hemen göz gezdirdiğimize bakın. He cannot do well other school subject. Diğer derslerde iyi değilmiş. Sadece resimde iyiymiş. Bunu söyleyebiliriz. Bu yüzden bu doğrudur. Sonra Arjun never escapes from the school. Asla okuldan kaçmaz diye söylemekte. Hayır, yanlış. Bir kere okuldan kaçtığını söyleyebiliriz. O yüzden false. The new art teacher notices that Aizen is a dyslexic student. İşte yeni resim öğretmeni, yani Amerikan, bu çocuktaki disleksi hastalığının farkına varmaktadır deniliyor. Evet, doğru. Onun sayesinde farkına varmaktalar. Sonra with the help of the art teacher Aizen overcomes dyslexia.
Disleksiden öğretmenin yardımıyla üstesinden geldiğinden bahsetmekte. Son cümlemize bakacak olursak burada hastalığının üstesinden geldiğini öğretmeniyle beraber söyleyebiliriz. Öğretmeni vesile olmuş, bu yüzden bu ifademiz de doğru olacaktır. Ve son sorumuza geldi sıra. Bu soruda bir paragraf yazma sorusudur. İşte doğa sevgisiyle alakalı bir paragraf yazmanız istenilmekte. Bu böyle bir soru da karşınıza çıkabilir. Öğretmeniniz sizden paragraf isteyebilir. Paragraf isteyecekse eğer bu şekilde ben konusunu vermiş olayım. Siz kendiniz paragrafınızı yazmış olun arkadaşlar. Son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Dilerseniz kanalımızdan diğer yazılı videoları görebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın ve kendinize iyi bakın.